Bloomberg ET Anadolu notlarında bu hafta da Hatay'dayız. Hafta boyunca arkadaşlarımız Hatay'da bulundular, röportajlar yaptılar, şehrin nabzını tutmaya çalıştılar. Ben de bugün 3 önemli konuğumla beraber aynı şekilde hem belediye başkanı hem ticaret odası başkanı hem de organize sanayi bölgesi başkanıyla beraber bu tespitlerde bulunacağım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Lütfü Savaş bizimle beraber. Lütfü Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Antakya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin bizimle beraber. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Antakya OSB Başkanı Tahsin Kabali bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi Lütfü Başkan, demin anonsunda da söyledim. Hakikaten Hatay aslında geleneksel olarak son bir 3-4 yıl öncesine kadar herkesin gittiğinde memnun kaldığı, yemeğiyle, içmesiyle, kültürüyle ve tarihiyle öne çıkan bir şehirdir. Gene hala bu özelliklerini koruyor. Kozmopolit bir yapısı olduğu, her gelenin bizzat daha iner inmez şehre keşfettiği bir özelliktir. Ama maalesef bugünlerde farklı ve negatif taraflarla daha çok kamuoyunda yer alıyor. Önce bu tespiti yapalım. Bunlar ne kadar doğru tespitler size soralım. Şimdi tabii ki burası çok özel bir şehir. Kimliği olan bir şehir. Ve dünyadaki nadir şehirlerden bir tanesi. Tabii ki coğrafi olarak da tam Anadolu ile Orta Doğu'yu birleştiren noktada bu coğrafyada 23 medeniyetten 13 medeniyet yaşamış. Yani hemen hemen yarıdan bir fazlası burada yaşamış. Böyle bir coğrafyada bu kadar renkli bir tablonun olduğu yerde maalesef bize göre çok ahenkli bir toplumumuz var. Huzur içinde yaşayan, birbirine kenetlenmiş bir yumak olmuş bir toplumumuz var ama maalesef dışarıdan sanki burası savaş ortamı içerisindeymiş gibi, Suriye'nin ortasında, Irak'ın ortasında kaotik bir tablonun tam ortasındaymış gibi bir imaj yüklediler bize. Bu tabii ki bunda bizim yerelden başlayarak geneldeki işte gazetelerimiz, radyolarımız, televizyonlarımız biraz da onlar buradaki şeyi biraz alevlendirdi veya işte fazla gösterdi gibi geliyor. Bizler bunu gösterince dışarıdan da buraya gelen insanlar gelmekten imtina ediyor kendi kendini. Ama şu bir gerçek ki tabii ki bir Reyhanlı patlaması oldu. Bundan 3 sene önce 52 tane şehidimiz var. Ama onun dışında Hatay'da herhangi bir sıkıntımız yok. Tamam, sınırın ötesinde bir savaş ortamı var. Kardeş kanı dökülüyor. Ama Hatay'da Hatay'ın insanları kendi arasında ahenk içinde yaşamaya devam ediyor. Ama 5 yıldır da esas bizim çekmiş olduğumuz sıkıntı yan taraftaki yani Suriye'deki hadisenin sonucunda ekonomik sıkıntılar çekmeye başladık biz. Sayın Başkan, şimdi ekonomik kısmına değineceğiz. Oda başkanları da burada, onlara da soracağım ama önce şu göç konusunu bir konuşalım. Şu ana kadar Hatay'ın ev sahipliği yaptığı Suriyeli göçmen sayısı, misafir sayısı ne kadar? Bunların şu ana kadar şehirle entegrasyonu konusunda ne kadar bir ilerleme sarf edildi? Şimdi tabii ki 409 bin civarında resmiyette burada şu anda misafir olduğu söyleniyor. Ama bize göre de 500'e yakın. 500 bine yakın. Bunun 20 bin tanesi işte Yayladağ, Altınözü ve Reyhanlı civarında kamplarda yaşıyor. Diğerlerinin yarısı en az Antakya ve Reyhanlı'da yaşıyor. Geri kalan yarısı da diğer ilçelerimize paylaşılmış durumda. Bunlar tabii ki biz entegrasyon konusunda pek entegrasyona sıcak bakmıyoruz. İstiyoruz ki oradaki savaş ortamı bittiğinde herkes kendi yerine gitsin. Hatay nüfusu 1.533.000, 500 bine yakında misafir var. Yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa sahip olduk. Biz 1,5 milyonluk nüfusumuzda mutluyuz. Ama tabii ki orada bir kaotik tablo var. İnsanların can korkusu var. Buraya geldiler. Buna bir şey demiyoruz ama orada da barışın çabuk tesis edilmesi ve bu tesisten sonra da buradaki insanların kendi vatanında yaşamaya devam etmesini istiyoruz. Peki bir şey daha sorayım. Daha sonra ikinci tura tekrar geleceğim bu nokta, bu konuda. Göç durdu mu? Yani şu an o bundan hemen bir iki sene öncesi gibi. Hemen hemen durdu. Tabii ki ilk günden itibaren bir tampon bölge oluşturup orada biz bunlara bakabilseydik hem daha ekonomik bakış tarzımız olacaktı hem daha rahat bütün ihtiyaçlarımızı daha ekonomik bir şekilde karşılayabilirdik. Yani yaklaşık 10-15 kilometrelik bir derinlikte daha uzun bir şekilde bu kampları orada rahat rahat kurduğumuzda
Hem orayı daha rahat koruyabilirdik hem de bu insanlar bu kadar perişan olmazdı. Şimdi ikinci soruya döneceğim çünkü sizin hem Hatay'ın ne kadar güvenli bir yer olduğunu anlatmak konusundaki çabalarınız sadece ülkeyle sınırlı değil. En son sizinle birkaç ay önce Fransa'da Cannes'da da karşılaşmıştık. Orada Hatay'ın projelerini anlatıyordunuz. İkinci soruya bunu döneceğim ama yarın da Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da anlatmaya devam edeceğiz. Amerika'da nereye katılacaksınız? Yarın başka orada bir... Türk görüşüne katılacağız. İşte 16-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 1981'den beri yapılmaya başlanan Türk yürüyüşünün bu seneki onur konuğu Hatay, medeniyetler konumuzla birlikte meclis üyelerimizle orada olup bayrağımızı New York caddelerinde bu projelere birazdan soracağım ama müsaade ederseniz geçelim. Antakya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hikmet Başkan'a göç ve entegrasyonla devam edelim. Yani bu göçün ve entegrasyonun şu an sorun olarak tespitine bakıyoruz. Ekonomide nasıl bunlar entegre olarak? Çünkü başkan diyor ki biz entegrasyonları konusunda çok ısrarcı değiliz diyor. Şimdi tabii ben başkanıma katılmakla birlikte ama objektif ve gerçekçi bakmak zorundayız sorunlara. Şimdi ülkemizde 3 milyon civarında Suriye rakamlarla 2 milyon 700 binden 3 milyon civarında ve bunun 150 bini Türkiye'de doğan çocuk. Düşünün ki 2011-15 Kasım'dan sonra başlayan bu göç dalgası Türkiye'ye 13 yaşında göç etmiş bir Suriye vatandaşı bugün 18 yaşında. Dolayısıyla bu 5 yıllık süreç içinde maalesef bunlara bir eğitim sunulamamış. Dolayısıyla bunlar öyle bir nesille karşılaşabiliriz ki Arapçayı da tam öğrenemeyen, bilmeyen, Türkçeyi de hiç bilmeyen bir nesille karşılaşabiliriz. Ondan sonra bu neslin eğitilmesi daha da gün geçtikçe zorlaşacak. Ben başkanla burada paralel düşünemiyorum. Yani bir gerçek var. 3 milyon insanın hepsinin savaş bitse dahi ben dönebileceği ihtimalini düşünmüyorum. Yani Hatay'daki 500 binin de 500 binin Suriye'ye dönmez. Burada yaşayan insanların öncelikle Türkçe öğrenmeleri gerekir. Ve entegrasyonu şarttır. Eğer önümüzdeki günlerde dünyanın, Türkiye'nin daha büyük problemlerle mücadele etmesini istemiyorsak, terörün daha çok kaynak bulmasını istemiyorsak, bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Detaylandıracağız birazdan ama şu ana kadar mesela Adana ve Mersin'de de aynı soruları sorduk. Oradaki rakamları da hatırlatırız tekrar izleyicilerimize. Şu ana kadar buraya yerleşmek niyeti gösteren Suriyelilerin ticaret odasına başvurusunda nasıl bir tablo var? Ne kadar iş yeri başvurusu yapıldı? Şimdi bizde 170 firma var kurulan. İşte Antep'ten öğrendiğim 600. Bizdekiler daha çok işte alsat, gıda ticareti, ithalat, ihracat üzerine ama yani buradaki sorun ticaret erbaplarıyla kısıtlı değil. Yani bir nesil yetişiyor artık. Bak 5. yıla girdik. Ne zaman biteceği belli olmayan bir iç savaş sürmekte. Düşünsenize bu 5 sene daha sürse buradaki insanlar okula gidemiyor. Hiçbir lisan öğrenmiyor. Hiçbir eğitime tabi tutulmuyor. Yani netice ne olacak? Şimdi geçelim Antakya Organize Sanayi Bölge Başkanı Tahsin Kavail'e. Tahsin Bey size de şunu soracağım. Aslında bu bölümde biraz daha böyle bir yani göç üzerinden konuştuk. Öyle devam ettik. İkinci turda biraz daha rakamlara da bakarız. Siz Organize Sanayi Bölgesi'ne genelinde baktığınız zaman göç ve göçün getirdiği etkileri ya da farklılıkları gözlemliyor musunuz son 2-3 yıl içerisinde? Bunu gözlemliyoruz. En önemli etkisi istihdama yönelik oldu. Tabii bir gerçek var. Bu gelen insanlar hayatlarını sürdürmek zorundalar. Sadece cüzi bir kısmı kamplarda kalıyor. Ama daha büyük bir kısmı şehir hayatının içerisinde ve bunların da kendi geçimlerini sürdürmeleri için çalışmaya ihtiyaçları var. Son dönemde yapılan bir düzenleme var iş hayatına katılmalarına yönelik olarak. Burada daha çok küçük işletmelerde kendilerine yer bulabildiler. Organize sanayi bölgeleri gibi kurumsallaşan işletmelerin oldukları yerlerde bu düzenlemeden önce kendilerine yer bulamadılar. Tabii bundan sonraki süreçte de çalışma hayatının
buradan ayrıldıkları döneme kadar, bu Sayın Başkanımızın söylediği gibi kalıcı mı olur, yoksa demin Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi bizler de geri dönmelerini arzu ediyoruz, ülkelerine, yurtlarına geri dönmelerini arzu ediyoruz. Bu noktada o daha kısa sürede mi olur, onu zaman gösterecek, ama buradan ayrılacakları süreye kadar artık iş hayatının da vazgeçilmez bir parçası olduklarını gözlemliyoruz. Onların da iş hayatına adapte olabilmesi için eğitim merkezleriyle iş hayatına hazırlanmaları gerekiyor. Bazı şehirlerde biraz daha kayıtsız olmanın kayıtsız olmanın da sebebiyle Suriyeli misafirlerin, mültecilerin Türk işyerleri tarafından çalışma konusunda, işçi çalışma konusunda öne çıktıkları şeklinde yorumlar var. Evet. Eleştiriler var ama tespitler de var. Bu Hatay içinde yapılabilecek tespit mi? Bununla ilgili olarak ben bir araştırmayı paylaşmak istiyorum. Sizinle 2015 Ocak'ta yayınlanmış olan Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 9 ilde, Hatay'ın da içinde olduğu Hatay, Antep, Urfa sınır illerini kapsayan Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerde yapılmış olan bir araştırma. Bu araştırmada en fazla Hatay'da işini kaybeden insanların, ki bu oran %87, işini kaybetmelerinin sebebi olarak Suriyelileri ilişkilendiriyor. Böyle bir rapor var. Evet. Onun dışında 15 yaş artı grupta 2011 yılında TR63 bölgesi dediğimiz Maraş, Hatay ve Osmaniye'yi kapsayan 3 ildeki işsizlik oranı %12.2 iken, 15 yaş artı üstü için söylüyorum, bu rakam 2014 yılı itibariyle %16.2'ye ulaşmış durumda. Bu da raporun sonuçlarından bir tanesi. Sanırım bu konuda... Dolayısıyla bu konudaki şüphelerle çok fazla yer bırakmıyor. Evet, bu konuda yapılmış belki bir tespit. Belki ülke ekonomisindeki bir parça yavaşlama, dünya küresel krizinden bahsedebiliriz ama bölgeye mahsus olarak yoğun göçünde etkisi gibi gözüküyor. Bu kesinlikle öyle, evet. Peki, dönelim şimdi ikinci turda tekrar sohbetimize. Şimdi Lütfü Başkan, şunu merak ediyorum. Hatay'ın şu an Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en yoğun ihtiyacı olan altyapı çalışması ne Sayın Başkan? Sizin en çok odaklandığınız konu nedir? Biz Hatay maalesef altyapı konusunda çok fakir bir şehir. Bütünüyle fakir. Yol konusunda da fakir. Biz Büyükşehir olarak öncelikle altyapı ve yollara ağırlık verdik. Temel ihtiyacımız olan binaları da yapmak zorundayız. Eğitim ve spor konusunda büyük destek veriyoruz. Hem yapıyoruz hem yapan kulüplerimize destek veriyoruz. Burada tabii ki Hatay'ın ekonomisi Orta Doğu'daki bu kaostan çok zarar gördü. O önemli. Yani biz eskiden işte elektrik kullanımında %13'üydük Türkiye'de. Şimdi 26. seviyeye düştük. Eskiden 7. sırada vergi veriyorduk. Şu anda 9. sıraya düştük. Ve bizim özellikle bankalar, ticari bankalar bize kredi vermez oldu iş adamlarımıza, tüccarlarımıza. Verdikleri krediyi hemen tahsil etmek istiyorlar. Hatta bizim buradaki mülklerimiz de ipotek olarak kabul etmek istemiyorlar. Bütün bunlarla birlikte biz eskiden kendi kendimize yetiyorduk her şeyle. Teknolojisiyle, hububatıyla, işte yani arayıncısıyla, yaş sebzesiyle, ticaret erbabımızla. Ama artık son günlerde gerçekten de hem savaşın hem buraya gelen insan sayısının, ticaretin ve turizmin azalması hem de bizim gençlerimize ortak, işte Suriye'den gelen insanların çalışarak ortak olması ekonomiye. Bütün bunlar bizim hem ticari hacmimizi daralttı, hem yatırım gücümüzü azalttı, hem de ödeme güçlüğü arttı bizde. Bu nedenle biz daha önce Gaziantep'in aldığı, Kahramanmaraş'ı aldığı, Osmaniye'nin aldığı, mesela Gaziantep 6. OSB'yi yapıyor, Kahramanmaraş tekstilde ön plana çıktı, Osmaniye hem tekstilde hem çelik sektöründe ön plana çıkıyor. Tabii ki onlar da gelişsin. Onun aldığı desteği biz de artık istiyoruz. İş adamlarımız burada ama ben de bunu söylemek zorundayım. Teşvik konusunda var teşvik, mesela Hatay'ın burada. Tabii yok teşvik. Yok. Teşvik istiyoruz biz yani. Vergiden kaçıncı teşvik. Bölgede şu an Hatay teşvikte? Dördüncü bölgedeyiz ama bizim hakikaten ihtiyacımız var. Yani devletimizin sıcak elini burada görmek istiyoruz biz Hataylı olarak. Gelen azaldı, turist azaldı, alışveriş azaldı. Mesela şunu söyleyeyim. Biz 750 bin dolar günlük giriyordu bizim uzun çarşımıza. 3500 metrelik bir uzun çarşımıza. Sadece Antakya'dan bahsediyorum. 150 bin dolar giriyor. Evet, 50 bin dolar girerse şimdi seviniyor bizim esnafımız. Düşün, 750 bin dolar nerede? 15'te 1 yani. Şimdi biz genelde krize baktığımız zaman rakamlar üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Siz de Bloomberg olarak bu yöntemi kullanırsınız. Olan rakamların üzerinden gitmek durumundayız. Yani, ama soruyoruz tabii rakamları. Hatay kriz öncesi 107 milyon işlem hacmi var Suriye'yle.
aslında çok büyük bir rakam değil ama kriz başkanımın Suriye'yle ihracat 107 milyon dolar ticaret. 107 işlem hacmi gelirin tamam, giden Hatay'ın. Ama Sayın Başkan çok doğru bir şey ifade etti. Şimdi işte laleli bavul piyasasına benzer. Burada günlük sıcak para girdisi vardı ve kar marjı yüksek sektöre gidiyordu. Bu gıda, tekstil, züccaciye gibi. Ve günlük canlı paraydı bu. Dolayısıyla zaten o dönemde otel ve AVM yatırımlarını Hatay çekebildi. Rusya'daki devalüasyon, yani uçak krizinden önceki devalüasyon Hatay ekonomisini olumsuz etkiledi. Suriye Arap Cumhuriyeti savaşı, iç savaşı ve Mısır'la olan uzlaşmazlığımız Hatay ekonomisini olumsuz etkiledi. Dolayısıyla bu krizden etkilenen, yani Orta Doğu krizi diyelim artık, Suriye iç savaşının biraz daha dışına çıkıp şehirlere bir hükümetin, yeni oluşacak kabinenin, hükümetin bir pozitif ayrımcılık yapması gerektiği kanaatindeyim. Yani bu teşviklerle burada istihdam canlandırması lazım. Zaten Tahsin Bey ifade etti, TR63 16.4 Türkiye ortalamasının işte 2,5-3 puan üzerinde seyreden bir işsizlik. Zaten bu aciliyeti ortaya koyuyor. Başkanımın da çok önemli takip ettiği konu Büyükşehir Belediye Başkanımızın, yani altyapı. Şimdi 500 bin mülteciyi veya bizim tabirimizle misafiri barındırdığımız zaman bu altyapıya, hem elektrik altyapımıza, hem kanalizasyonu, yani bütün altyapı hizmetlerine olumsuz yansımaları oluyor. Dolayısıyla gerçi dünyada belli fonlardan Büyükşehir faydalanıyor ama daha çok kaynak kullanılması gerektiği düşüncesi içerisindeyiz. Peki. Tahsin Bey, şimdi biraz daha rakamlara inelim. Biz Bloomberg'üz, biraz önce söylediği gibi Hikmet Başkan'ın. Sonuçta burayı takip edenler de eminim ki bu rakamlara kulak kabartacaklardır. Hani şöyle desek, Hatay için biraz evvel Hikmet Başkan'ın söylediği gibi hangi 5 önemli sektör ve bu sektörlerde ortaya çıkan olan, mesela demin dedi ki Başkan, biz bankalardan çok çekiyoruz dedi. Bankaların kredi konusundaki yaklaşımı bu bölgede bize karşı biraz muhafazakardır. Ne diyor OSB bu konuda? Rakamlar ne diyor? Cüneyt Bey, başkanımızın Hatay'ın teşvik konusundaki taleplerinin rakamsal olarak paylaşacağım. Buyurun. Gerçekten bu konuda ciddi bir ihtiyacımız var. Bu çok önemli bir konu arz etmeye başladı. Tehlike sinyalleri bazı sektörlerde çok fazla çalıyor. Hatay'ın ekonomisine hakim olan sektörler tarım, ticaret, sanayi, nakliye, inşaat. Ve bu sektörlerde çok ciddi sıkıntılar ve daralmalar mevcut. İhracatı katabiliriz. Tabii ihracat, ticaretin iç ve dış ticaret olarak ihracatı kattığımız zaman en önemli ihracattan o zaman başlayalım. İhracatımız 2011 yılında Türkiye payı içerisindeki payı %1.51'den 2015 yılında %1.34'e düşmüş durumda. Bizim ihracatımız rakamsal olarak 60 gibi gözüküyor ama biz oranımız, Türkiye ihracatındaki payımız gittikçe azalıyor. Bunun da en temel sebebi şu: Hatay ilinin en çok ihracat yaptığı 5 ilin 3'üyle ülke olarak problem yaşıyoruz. 5 ülkenin 3'üyle problem var. Aynen. Hangi ülkeler bunlar? Bunlar Irak, Mısır ve Rusya. Ki Hatay, ya, talihsiz bir üçlü. Evet, evet, yani Hatay ihracatının %50'sinin yapıldığı 5 ülkenin 3'ü bu ülkeler. Ve biz doğal olarak bu dış politikanın getirmiş olduğu bu yansımalardan haliyle etkileniyoruz. İhracatçılarımız bu konuda etkileniyor ve kan kaybetmeye devam ediyoruz. Tabii ticari kredilerle ilgili olarak da durum iç açıcı değil. Biz il olarak 2011 yılında BDDK verilerine göre Türkiye'de kullandırılan kredinin, tam rakamını paylaşayım, 9,5 milyar TL'si ile 8. sırada iken 2015 yılında 13. sıraya gerilemiş durumdayız. Türkiye'deki krediler 545 milyar TL'den 1,5 trilyon TL seviyesine çıkmışken bizim payımız azalıyor. Bu yani kredi hacmindeki 8.'likten 13. sıraya geliyoruz. Tabii ki Sayın Başkanım demin ifade etti. Bankalar artık bankalara teminat üretmekte zorlanıyor bu şehir. Çek üretmekte zorlanıyor. Çekler
Türkiye'nin bazı bölgelerinin çekleri kabul edilmiyor bankalar tarafından. Maalesef algı yüzünden teminat olarak verilen gayrimenkullerin fiyatlarında çok ciddi düşüşler var. Burada gittikçe krediye erişim zorlaşıyor. Ve takipteki kredi oranlarımız da maalesef 3 kat arttı. Bunun da tam rakamını paylaşmak istiyorum. 2010 yılında takipteki krediler 178 milyon TL'den 2015'te 543 milyon TL'ye yükselerek 3 kat arttı. Bu konuda çok ciddi ve acil tedbirlere ve desteklere ihtiyacımız var. Bu rakamlar Hatay'ın neden gerçekten çok acilen, demin Tahsin Bey'in söylemiş olduğu gibi, ben özür dilerim, demin Hikmet Bey'in de söylemiş olduğu gibi, Lütfü Başkan'ın da ifade ettiği gibi aciliyeti de altını çiziyor, evet. Ama şimdi 5 ülkeden 3'üyle problemler dış politikada bugünden yarına eğer yakın bir zamanda düzelme beklemiyor isek mutlaka Hatay esnafının ve Hatay sanayisinin yardımına koşulması lazım ama başka stratejik değişiklikler yapılması lazım herhalde. Tabii ki, yani bizler de bu konuda hem sanayi olarak hem ticaret odası olarak boş durmuyoruz. Bizler de yeni alternatif pazarlara ya da mevcut olan geride daha az ihracat yaptığımız ülkelerdeki ihracat potansiyellerimizin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Mesela Türkiye'nin İran'la ambargolar kalktıktan sonra mevcut ticareti 4 milyar dolar, Hatay olarak sadece biz 10 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Hatay olarak ihracatımızı arttırabileceğimiz bir il. Yani bizim ilk 10 ülke arasında İran, yani ilk 5'te olması gereken bir ülke. İsrail Türkiye'nin 2,5 milyar dolar ihracat yaptığı bir ülke. Hatay'ın ihracatında sadece 32 milyon dolar yer alıyor. Yani İsrail'e de biz, deniz yoluyla da en yakın olan biziz. Bakın, Hatay esnafının genelinde böyle bir tavır yok. Şimdi sadece iki firma, isim zikretmemiz şık olmaz. Takibe düştüğü için bu rakam ortaya çıkıyor. Yani sadece iki firma. Yani aslında Hatay'ın genelinde bankaların kredi güvenliği yüksek. Yani işletmelerde, ama iki firma tabii rakamı çok fark ediyor. Ama işte istatistik de her şey değil. Yani öyle bakınca doğru %300-400 gibi bir rakam çıkıyor ama iki firmanın takibe düşmesiyle o rakam çok artmış. Peki, kısaca döneceğiz tekrar ama şimdi tekrar Lütfü Başkan'a dönelim. Başkan, oda başkanlarını dinlediniz. Hatay'la ilgili olarak çok acil bir şekilde teşvik dahil olmak üzere kamu tarafından gelecek olan destekler bekleniyor. Evet, ama eğer mültecilerin ya da misafirlerin yakın zamanda dönmesi söz konusu olmaz ise, virgül, Hatay'ın ihracat yaptığı, ticaret yaptığı ülkelerde yakın bir zamanda Türkiye'nin dış politikasında bir gelişme olmaz ise biz bir süre bu şehirde bu sorunları göreceğiz gibi gözüküyor. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Şimdi tabii ki biz burada mevcut sıkıntıları paylaştık sizinle. Ama mutlaka fırsatlarla sizin kafanızda da bazı projeler tabii, vardır. Tabii. Şimdi biz en çok zarar gören şehiriz. Orta Doğu'daki bu son sıcak gelişmelerden dolayı. Ama şu da bir gerçek ki bizim her alanda müthiş gelişmiş insan gücümüz var. Az çok sermayemiz var. Dünyaya açılmasını bilen ticaret adamlarımız var. Artı inşaat sektöründen tutun da diğer birçok alanda Orta Doğu'da iş yapacak kapasitede iş dünyamız var. Yetişmiş kalifiye elemanlarımız var. Biz tabii ki şu anda en dibe vurmuş durumdayız ama çok büyük bir yayı düşünün, üstüne büyük bir ağırlık koymuşsunuz. O ağırlığı çektiğinizde müthiş bir zıplayacak bir yay gibi hazır da beklememiz lazım. O yüzden de biz kendi toplumumuzu geleceğe umutla hazırlamamız lazım. Bizim o son 5-6 aydır atak yapmamız, büyük şehir olarak atak yapmamız, işte iş dünyasının bizim bu atağımızla birlikte onların da destek vermesi Hatay'ı geleceğe sağlıklı bir ruh yapısıyla umutlu bir şekilde hazırlamak, ama bununla birlikte sadece sağlıklı yapı ve umut değil, iş dünyasını ve yetişmiş elemanlarımızı da gelecek adına hazırlamak lazım. Bize düşen nedir? Altyapıyı yapmak, yeni sanayi alanları oluşturmak, işte çok güzel Hasla'da valilikle bir çalışmamız var. 80 bin dönüm arazinin üzerine bir sanayi sitesi kurmak istiyoruz. Oradan devletin bir tane tünel konusu var, payasa gidecek. Ama bununla birlikte bizim gerek demir-çelik sektörünün, gerek çimento sektörünün, gerek inşaat sektörünün, gerek lojistik sektörünün hazır olması lazım. Çünkü bizim Türkiye'de ikinci bir lojistik sektörümüz vardı. 11 bin tırımız vardı. Bununla bir tek kamyonlarımız vardı. Şu anda 2500 civarında, 5 yılda bu kadar eridi ama bunun hızlı bir şekilde toparlanıp aynı şekilde sadece mesele Suriye'de ama
Suriye'den sonra 13-14 tane devletle bizim ticari ilişkimiz Doğru. vardı. Onlarla şu anda durma noktasında. Mesela Suriye'ye hiçbir şey satamıyorsunuz. Yani belki başkanımız biliyordur, 2012'de yılında bizim sadece Hatay'ın yapmış olduğu Suriye'de 250 milyon dolarlık bir şey var, ihracatımız var. Yani bütün bunlara baktığınız zaman bizim her şeyimiz var. 7 tane ilçemiz denizin dibinde. Müthiş turizme katkı sağlayacak, tesis yapacak imkanlarımız var. 10-15 dakikalık mesafede zirvede yaylalarımız var. Yayla turizmi yapabiliriz. Müthiş bizim bir kaplıca suyumuz var. Kaplıca yapabiliriz ama çok güzel bir coğrafyada tarih, kültür, medeniyet birikimimiz var. Dokunduğunuz yerden işte Osmanlı, Bizans, Roma ve Helenistik çağa ait birçok eser çıkıyor. Bütün bununla birlikte sadece Antakya'da 1150 tane tarihi ve geleneksel yapımız var. Bütün bunların üstündeki tozu üflememiz gerekiyor. Onlar bize ait, biz onları yapıyoruz zaten. İş dünyası da kendine ait olanı yapıyor. Bizim burada tabii ki yıllardır Hatay kendi kendine yeten eski devlet bakiyesi, Serhat şehri ama biz de belki de yıllardır işte Hatay kuruluşundan itibaren belki de en çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde devletimizin sıcak elinde omuzumuzda olmasını hissetmek istiyoruz. Bu kadar basit olay yani. Peki burada biraz bir pencere açalım. Siz iki dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz. İki farklı partiden yapıyorsunuz. Şu an CHP'nin belediye başkanısınız. Bu konuda Hatay bu 10 yıllık süre içerisinde istediği ve hak ettiği desteği alıyor mu Ankara'da? Yani şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki Ankara'daki bürokrasi ve siyaset burayı bilmez. Ama yerel siyasetçilerin, Ankara'ya gönderdiğimiz siyasetçilerin bu algıyı iyi yönetmesi lazım. Şöyle söyleyeyim, 2013 yılına kadar biz vergide 7. olmuşuz ama hizmet alımında 54. olmuşuz. 2012'den sonra vergide 9. sıradayız ama hizmet alımında 56. sıradayız. Yani bizim başta hükümetin temsilcisi buradaki milletvekillerimiz ve yerel yöneticilerimiz olmak üzere diğer muhalefet olsun, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki diğer arkadaşlarımız olsun. Bence Hatay için bir bütün olup Ankara'dan alabilecekleri maksimum hizmeti, desteği Hatay almadan lazım. Yani ben tabii ki önce başka partiden, şimdi başka partiden belediye başkanı olabilirim ama ben buranın bir ferdiyim. Hatay'ın bir çocuğuyum, insanıyım. Hatay için kim buraya hizmet ediyorsa teşekkür etmesini de biliriz biz belediye başkanı olarak. Hemen de son turda sözü tekrar Ticaret Odası Başkanımıza verelim. Hikmet Başkan, şimdi bütün bunları toparladık. Şunu merak ediyorum bu röportajın bu kısmı için. Demin aslında Tahsin Bey'e de sordum. Hakikaten Hatay'ın elinde bulunduğu imkanlara da bakarak, şimdi lojistik nakliye çok önemli bir sektör ama hakikaten bizim Hatay'ın sınırlarının etrafındaki ülkelerde çok yakın bir zamanda bir toparlama maalesef beklemiyoruz. Öbür taraftan baktığımızda bu ülke için gene önemli ihracat pazardan Rusya'da bugünden yarın ülke olarak acaba ne zaman dış politikamız değişir bunu da bilemiyoruz. Ticareti yakından takip eden, merkezinde olan Ticaret Odası Başkanı olarak Hatay'ın stratejik olarak başka açılımlar yapması lazım mı? Biraz önce Tahsin Bey'in söylediği gibi bir İsrail ya da bir başka sektöre tekrar ortaya çıkmak gibi. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız kısaca bahsetti. Yani Hassa tünel projesi Hatay için önemli. Çünkü Hatay'da birçok ilimizde olanın ötesinde bir sanayi arsası üretme potansiyelinde bir düşüklük var. Çünkü hem sit alan hem minbit arazi, tarım alanı. Dolayısıyla yani belediyelerin, bizlerin en büyük sıkıntısı organize sanayinin arsa üretme. Şimdi Hassa'da işte 70 bin dekar leçelik arazisi Türk ekonomisi için de önemli bir değer. Bunun bir an önce bu Hassa tünelinin ihale edilip başlaması lazım. Bu hükümetin işte çılgın proje adı altında duyurduğu projelerden bir tanesi. Bu hem Hatay'a geri dönüşüm sağlayacak hem de Maraş'a, Antep'e, Urfa'ya hatta Diyarbakır'a katkı verecek bir proje. Bunun sayesinde Hatay bir büyük yatırımların çekim merkezi olabilir. Lojistik sektörümüz inanılmaz problem üreten bir sektör ama aslanlar gibi bu arkadaşlar mücadeleyi kesmiyor. İşte Hatay Roro var.
bu yolla, Ro-Ro taşımacılığıyla gene pazarlara ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii umudumuzu kaybetmeden mücadele etmemiz devam lazım. Bankaların işte krediye dönük işlerde temkinli yaklaşması, evet, büyümemizi olumsuz etkiliyor. Büyümemiz olumsuz etkilenince işsizlik oranımız artmakta. Bunun için iki başkanımın ifade ettiği gibi yeni teşvik paketleri, yeni uygulamalara son derece ihtiyaç duyulmakta. Görüyorsunuz. Peki son cümle Tahsin Kabal'den de alalım. OSB gözüyle bakıldığında çıkış senaryosu olarak bir cümle ne söyleyebilirsiniz? Bunu ben ikiye ayırmak istiyorum. Bir özel sektörün yapacakları var, bir de kamunun yapacakları var. Kamunun bu şehirde yapması gereken, acil yapması gereken yatırımları Sayın Başkanlarım ifade ettiler. Bugün Hassa Tüneli ve Hassa OSB önemli proje. Yalnız Hassa Tünel Projesi 2016 Devlet Yatırım Programı'nda yer almadı. 1.6 milyar TL'lik bir proje bu. Bu şehrin en önemli projesi. Belki de 5 yılında toplam Hatay'a aktarılacak kamu yatırımı kadar tek bir kalemde kaynağı ilimize akıtacak bir proje. Bu projenin acilen devlet planlamasına, yatırım programına alınması gerekiyor. Hassa OSB projesiyle ilgili sürecin hızlandırılması gerekiyor. Bizim özel sektör olarak da bunu bir kuluçka dönemine benzetebiliriz. Şu anda sıkıntılarımız var. Tabii ki farklı çıkışlar yakalamaya çalışacağız. Farklı pazarlar, farklı zenginliğimiz olan sektörleri daha da büyütmeye çalışacağız. Bunlarla bir takım fırsatları kollayacağız. Ve bu süreçte biz kendi hazırlığımızı da tamamlayacağız içe yönelik olarak. Bunun için de biraz motivasyona, birazcık desteğe ihtiyacımız var. Bu teşvik paketiyle de bu motivasyonu sağlayacağımızı, evet, düşünüyoruz. Bunların gerçekleşmeden bir mucize yaratma şansımız çok görmüyorum. Peki. Tahsin Başkan, sana da çok teşekkür ediyoruz. Hikmet Başkan, çok teşekkürler. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Biz Bloomberg YT'nin aldığı notlarını Hatay'dan yayınlarımıza devam edeceğiz. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasından yaptık bu röportajı. Durum tespiti bu. Çok da fazla enseyi karartmayalım diyor oda başkanları ve Sayın Belediye Başkanı. Hatay'la ilgili olarak Hatay tekrar en son durumda, en dipte bu noktadan dönecek projelerimiz de var diyor. Detaylarını araştırmaya Bloomberg YT olarak devam edeceğiz.